Güneydoğu TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ayrıntılar programına karşınızdayız. Malumunuz 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. 12 gün gibi bir süre kaldı. Bu süre zarfı içerisinde stüdyolarımıza değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu akşam da canlı yayın konuğumuz Karaköprü Belediye Başkanı Sayın Metin Baydil Beyefendi bizlerle birlikte olacak. Sayın Baydil ile belediye süreci içerisindeki çalışmaları ve bu dönemde adaylık süreci içerisinde projelerinden bahsedeceğiz. Bu süreç içerisinde Sayın Başkanımızla söyleşimizi gerçekleştirmiş olacağız sevgili izleyenler. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Çok sağ olun. Yoğun bir tempoda seçim çalışmaları devam ediyor. İlk önce şunu sormak istiyorum. Gününüz nasıl geçti başkanım? Bununla başlayalım isterseniz. Evet, öncelikle ben Güneydoğu TV aracılığıyla bizi izleyen tüm izleyicilere, tüm Karaköprülere, tüm Şanlıurfalara hayırlı akşamlar diliyorum. Ayrıca bizi buraya konuk ettiğiniz için de size teşekkür ediyorum. Günümüz çok yoğun geçiyor. Tabii malum seçim 31 Mart'ta evet. Tüm Türkiye'de bir yerel seçim var. Bizler de bu yerel seçimin çalışması içerisinde sabahtan akşama kadar durmadan, yorulmadan inşallah esnafımızı, vatandaşlarımızı, STK'larla bir araya gelip akşam ev toplantılarıyla kapatıp o konuda çalışıyoruz, koşturuyoruz, mücadele ediyoruz, tefekkür ediyoruz, tevekkül ediyoruz, gerisini Allah'a bırakıyoruz. Evet. Mücadeleye devam. Evet, devam. Evet. 12 günlük bir süre kaldı başkanım. Tabii diğer adaylarda olduğu gibi sizler çok malı bir şekilde çalışıyorsunuz. Projelerinizde geçtiğimiz günlerde televizyon kanallarında canlı yayında bildirdiniz. Önemli olarak, gerçi bütün projeler önemli ama öne çıkan projeler var. Hani sizin olmazsa olmazlarınız var. Bunlara değinmek istiyorum. İlk önce AVM projesiyle başlayalım Sayın Başkanım. Karaköprü'de bu çok önemli çünkü. Evet, şimdi Mehmet Bey öncelikle şunu dile getirmek isterim. Malumunuzdur. 24 Kasım 2018 günü itibariyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız açıklandı. Sayın Zeynel Abidin Beyazgür. Bu akabinde yapılan araştırmalar, incelemeler, anket sonuçları ve en önemlisi 3,5 yılda yaptığımız hizmetler göz önünde bulundurularak, evet, özellikle altını çiziyorum. 3,5 yıl içerisinde yaptığımız hizmetler göz önünde bulundurularak genel merkezimiz ve en önemlisi genel başkanımız, cumhurbaşkanımız tarafından Karaköprü'den tekrar aday gösterilmenin onurunu, gururunu yaşıyorum. Şimdi tabii ben yaptığım projelerle, bitirdiğimiz projelerle kalkıp vakit öldürmek istemiyorum. Dediğiniz gibi yeni dönemde, evet, yapacağımız yeni projelerle öncelikle vatandaşlarımızın karşısına çıkıp o konuda onların oylarına talip olduğumuzu, hizmetkar olmaya devam edeceğimizi dile getiriyoruz. Ve 3,5 yıllık süre zarfında yaptığımız hizmetlerin yanında bizlerden beklentilerin ne olduğunu, Karaköprü'deki eksiklerin ne olduğunu vatandaşlarımızın kendi ağızlarından, onlardan dinleyerek bunları kendimize proje kabul edip onları, evet, projeye çevirdik. Talepler projelerimiz oldu. Nitekim başkan 3,5 yıl önceki beklentilerden farklı bir beklenti var. Çünkü geçmiş dönemde beklentiler farklı, şimdi beklentiler daha farklı. Muhakkak. Karaköprü'nün eğitim kampüsü olduğunda göz önünde bulundurursak ve Karaköprü'de büyük bir nüfus olduğunu bulundurursak AVM merkezlerinin, ondan sonra meydanların olması gerekiyor. Artık vatandaşlar bunları bekliyorlar. Hemen size söyleyeyim. Böyle. Şimdi bakın, biz öncelikle Karaköprü'de dolaşırken, Karaköprü'deki vatandaşlarımızdan talepleri dinlerken, Sayın Başkanım Karaköprü artık büyümüş. Karaköprü bir il statüsüne geçmiş. 195 bin nüfusu var. 2014 yılı yerel seçimlerinde 103 bin ama bugün itibariyle 195 bine ulaşmış bir nüfus. Yani iki katı. Evet. Yıllık 20 bin nüfus artışı var. Bu büyümeyle birlikte, bu gelişmeyle birlikte vatandaşımız diyor ki biz Karaköprü olarak neden gidip alışverişlerimizi başka ilçede yapıyoruz? Kendi ilçemizde her türlü eksiği tamamlayabileceğimiz, bizim bu konuda alışveriş yapabileceğimiz bir alanımız olsun denildi. Ne yaptık biz? Kalktık dedik ki evet doğrudur. Biz Karaköprü'ye bir Karaköprü alışveriş merkezi kazandırmamız lazım dedik. Ve ekranda şu an görünüyor. Evet. Bizim hemen Yaşam Parkımızın bitişiğindeki 30 dönümlük alanda bir alışveriş merkezi projemizi çizdik. Ve Karaköprü'müze sunduk. Bu alışveriş merkezi sadece alışveriş merkezi olarak görmeyin. İçinde birçok kompleksi balındırıyor. Bakın mesela bizim Karaköprü'müzde dolaşıyoruz. Karaköprü'de otel eksiği de var. Vatandaşlarımız Karaköprü'de bir otelin olmadığını dile getiriyorlar. Bu alışveriş merkezimiz ise otelimiz de mevcut. Üst tarafta 80 yataklı. Sağ tarafta Doğu Kent'teki belki cami eksikliği göz önünde bulundurularak bir cami koyduk. Üst tarafında, evet, bir meydanımız oldu. Sinema salonlarının olduğu
ve 38 metre uzunluğunda tüm Karaköprü'yü yukarıdan görebilecek bir kulenin olduğu, içinde yiyecek, içecek, kafeler ve restoranların olduğu toplamda 18 dükkanın 80 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen dükkanların olacağı birinci kat özellikle. İkinci katta tekstil, hazır giyimin olacağı 10 dükkan olacak ki burası da büyük mağazalar olacak. Üçüncü katta yine elektronik, teknoloji mağazalarının olduğu 6 adet dükkanımız olacak. Dördüncü katta kitap, kırtasiye ve oyuncak mağazaları olacak 12 dükkan. Beşinci katta eski çarşı tarzında el işçiliği ürünleri dükkanları olacak ki orada toplamda 36 tane dükkanımız olacak. Oradaki dükkan sayısı küçük çaplı, küçük esnafa hitap edecek tarzda olacak ki vatandaşımız Karaköprü'de her türlü ihtiyacını buradaki bu devasal alışveriş merkezinde görecek. Altında iki katlı otoparkın olduğu, hiçbir şekilde trafiği orada yoğunlaştırmayacak bir durum söz konusu olacak. Yine en üst katta bir millet kıraathanesi olacak. Onun yanında bir kültür merkezimiz olacak. İçinde süs havuzu olacak. Manzara ve işte seyir kulesinin olduğu devasal bir proje. Ve buradaki projeyle Allah'ın izniyle diyorum, Karaköprümüz yeni bir modern ilçe olacaktır inşallah. Çünkü evet, bu bizim Karaköprümüzün en vizyon projesi olacak. İddia ediyorum, en vizyon proje. Şimdi bizim Karaköprü'de küçük esnafın iş yapabileceği dükkanlar mevcut değil Mehmet Bey. Büyük dükkanlar çok büyük. Dükkanlar büyük olmasından kaynaklı kiralar çok yüksek. Bu sebepten dolayı biz orada özellikle küçük ölçekli esnafın da iş yapabilmesi adına küçük ölçekli dükkanlar da orada. Biz ne yaptık? Evet. Oluşturduk. Şunu söyleyeyim. Oteliyle, meydanıyla, camisiyle, kulesiyle, sinem salonuyla devasal bir kompleks olacak ki Karaköprü'müze hayırlı olsun diyorum. Sizin burada Karaköprü alışveriş kompleksiyle alakalı kafanıza takılan bir şey varsa buyurun sorun cevaplayayım ben size. Daha ayrıntılı bir şekilde bilgi vermiş evet olurum. Tabii bu yapılar yapılırken hani betonlar yılmazsa ya da biraz da az önce bahsettiğinizden yola çıkarak başkanım şunu sormak istiyorum. Karaköprü'nün bir mimarisi var. En azından o küçük sokaklarda gezerken kendimizi hissetmemiz lazım o alışveriş merkezinde gezerken. Yani evet. İnsanın ruhunun daralmaması lazım. Yani biraz dolaştıktan sonra ben bu AVM'de hemen çıkayım, biraz nefes alayım değil de orada nefes alabileceği bir yaşam alanı olması gerekiyor. Tek bir Karaköprü'yü anımsatan yerler var. Bakın şunu ben size söyleyeyim. Biz Mehmet Bey göreve geldiğimiz yıl 2015. Evet. Biz 2015'te göreve geldiğimizde ben vatandaşların içinde dolaşırken vatandaşların taleplerini dinledikten sonra 2016 yılı itibariyle bu projeyi hazırlayıp değiştirip öncelikle en doğru projeyi bulmaya çalışıyordum. Yani bu aslında Karaköprü alışveriş kompleksi projemsi bizim 2016 yılı itibariyle tasarladığımız inşallah önümüzdeki dönemde yeni bir vizyonla karşılarına çıkacağımız bir projeydi. İnşallah Karaköprü'müze hayırlı olur diyorum. Evet. Zamanla iyi kullanmak adına başkanım devam ediyorum. Meydan çalışmalarımız var, projelerimiz var. Tabii meydan projemiz var. Meydandan önce şu projeyi ben size söyleyeyim. Yine devasal bir proje olan. Bizim şimdi Şanlıurfa'mızın genç nüfusu çok fazla. Yaş ortalaması 19.2 olan bir ilde yaşıyoruz. 0-30 yaş arası %72 nüfusu var. Bu sebepten dolayı biz öncelikle Karaköprü'deki gençliği de sporla ilgilenmelerini, gençlik ve spor merkezi. Tabii buradaki gençlik ve spor merkezi Karaköprü'nün değil, Şanlıurfa'nın ihtiyacını giderecek bir nitelikte. İçinde bay bayan yarı olimpik kapalı yüzme havuzları olacak. Hamam, sauna, spa merkezi, soyunma kabinleri. Yani şunu söyleyeyim, 6 tane havuzun olduğu basketbol, voleybol, şu anda ekranda görünüyor, futbol, yine bunun yanında tenisin, ibadet alanının, kapalı spor alanının olduğu her türlü karatedir, işte darttır, birçoğun yanında sporla alakalı aklınıza gelen ne tür spor varsa 30 dönüm üzerinde inşa edeceğimiz burada öğrencilerimiz ve gençlerimiz gelip buradan faydalanacak. Evet. Boş zamanlarını burada değerlendirecek. Biz ne diyoruz? Bak Karaköprü için hedefimiz ne? Öğrenciler kitap okumaksa kitap okuma salonu, sporsa spor salonu, eğlence ise alışveriş merkezi. Bilimse STEM merkezi veya bilim merkezi. Her ikisi de mevcut zaten. Okumaksa kütüphane.
ne yapacakları konusunda kafalarından geçirdiği tesis hazır olacak. Bu kadar. Ve teker teker hepsini anlatacağız ki buradaki bizim Karaköprü Gençlik ve Spor Merkezi Karaköprümüze vizyon katacak ve Batıkent, Seyrantepe, Akpiyar ve Mehmetçik mahallesine de ortak noktası olan bir yerde ki bizim tüm Karaköprü'nün yanında özellikle o saydığım mahallelere de çok iyi bir şekilde hizmet edecektir. Özellikle Seyrantepe'yi saydık. Bak Seyrantepe 2017 ve 2018 yılı içerisinde hesapladığımızda 8000 nüfus artışıyla büyümüş bir evet. mahalle. Ve çok hızlı büyüyen bir yer. Ondan dolayı oradaki gençliğe bu çok faydalı olacak bir proje diye düşünüyorum. Konu Seyrantepe'den açılmışken devam edelim. Ben Buyurun. De Seyrantepe'de oturan biri olarak şunu sorayım. Buyurun. Seyrantepe'deki o çalışmalar devam ediyor. Park çalışmaları devam ediyor. Projeler çalışmaları devam ediyor. Ekstra başkanım Seyrantepe'ye özel, Seyrantepe'de oturan vatandaşlarımıza özel yaşam alanları, alışveriş merkezlerinin bir kısmı oraya. Belki birincisini biz konuşuruz ama ikincisi belki oraya planlanabilir. Çünkü dediğiniz gibi müthiş bir nüfus artışı var orada da. Şimdi Seyrantepe dediğiniz gibi bugün bizim Karaköprümüzün en hızlı büyüyen mahallesi. Bununla birlikte biz Seyrantepe'de dolaşırken vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Biz öncelikle başkanın burada fırın ihtiyacı olduğunu dile getirdi. 2 adet fırınımızı hemen orada yaptık. Evet. Sonra ne istiyorsunuz diye sorduğumuzda başkan burada bizim öncelikle bir şeyimiz yok. Çok amaçlı salon. Çok amaçlı salonumuz yok. Orada hemen bir çok amaçlı salonu yaptık. Gördünüz. Evet. Başka ne istiyorsunuz denildi. Başkan taziye evi yok. Taziye evini yaptık. Sonra ne istiyorsunuz de sen pazarını yaptık. Başka neydi eksik? Bir amfi alanımız eksik. Bir amfi ve küçük bir meydan alanı oluşturduk. Başka neydi eksik diye sorduğumuzda alışveriş yapabileceğimiz büyük bir alışveriş merkezi, marketimiz yok. Hemen bizim oradaki sen pazarının altında 2200 metrekare kapalı alınan bir özel bir firma. Özel bir firmaya kira evet. verdiğimiz evet. bir ne yaptık orada? Alışveriş merkezi yani evet. markette hizmete sunduk ki yanında da yine 4000 metrekarenin üzerinde bir yeşil alan oluşturduk. Yine Molla Gurani Okulu'nun önünde 20 dönümlük bir park kazandırdık. İçinde bisiklet yolunun olduğu, yürüyüş yolunun olduğu, oyun alanının olduğu. Şunu söylüyorum. Biz oraya parkıyla, yine bunun yanında meydanıyla, amfi alanıyla, bunun yanında sen pazarıyla, kütüphanesiyle, çok amaçlı salonuyla, çok özür dilerim. Evet. Taziye eviyle hizmeti yaptık. Yeni dönemde ne yapacağız oraya? Biz oraya gençler için bir okuma salonu, kadınlar için bir kültür merkezi ve yine bizim şu anki sen pazarımızın arka kısmında bulunan 20 dönümlük bir yeşil alanımız var. O yeşil alanı da Karaköprü'ye kazandırıp Seyrantepe hizmeti sunacağız inşallah. Evet. Allah'ın izniyle. Sayın Başkanım kadın yaşam merkeziyle devam evet, edelim isterseniz. Evet. Kadın yaşam merkezi şimdi bakın biz ne dedik? Dedik ki biz Karaköprü'müzde çocuktan gence, öğrenciden kadına, yaşlısından her türlü vatandaşa hizmet edecek projeler üretiyoruz. Kadın Yaşam Merkezi o da şunu söyleyeyim bizim 2017 yılında tasarladığımız 2018 yılında projesini yaptığımız, oluşturduğumuz bir kültür merkezi ki orada öncelikle bizim şu anki kültür merkezimizde kadınlar için verilen kurslarımız var bizim. Oradaki kursların öncelikle faaliyetinin daha fazla etki alanını genişletme adına ve sadece kadınların girebileceği bir kadın kültür merkezi projesiyle yeni dönemde onların karşısına çıktık. Burada ne var? Burada 5000 metrekare alan üzerinde içinde yine yüzme havuzu olacak. Bu çok önemli. Kadınların özellikle talep ettiği. İçinde öncelikle kadınların gelirken yanlarda çocuklarının rahat etmesi için görünüyor ekranda. Bir kreşin olduğu, eğitim salonlarının olduğu, kadınlarla ilgili istihdama dayalı kursların olacağı, fitness salonu, sağlıklı yaşam için özellikle kafeterya ve çok amaçlı salonun olduğu bu kadın kültür merkezinde kadınlarımız gelecek orada, boş zamanlarını orada değerlendirecek. Hem kurslardan faydalanacak, hem çocuklar oradaki kreşte faydalanacak ve boş zamanlarını orada değerlendirebilecek. Ve öncelikle oradaki kurslardan aldığı eğitimle ve aldığı sertifikayla kendi iş yerlerini açmaya ya evet ne olacak fırsat olacak. Ve şunu söyleyeyim. Biz bu projeyi öncelikle çizip ihaleye de çıktık. Ama biraz projede düzenleme yapıp biraz daha fonksiyonunu arttırma adına ihalemizi iptal ettik. Onu da özellikle belirtmek isterim. Evet. Şimdi yeni dönemde yeni bir ihale ile bunu hemen Karaköprümüze kazandıracağız ve Doğukent'te öncelikle
Kadın Kültür Merkezi ile Karaköprümüze böyle bir güzel projeyi, vizyon projeyi kazandırmış olacağız. Karaköprümüze hayırlı olsun diyorum. Evet. Meydana geçelim. Buyurun. Meydandan Evet, bahsettiniz. meydanım. Şimdi meydan bizim şehirlerin olmazsa olmazı. Meydan şehirlerin hava bileceği, nefes alabileceği alanlardır. Ve biz öncelikle Karaköprümüze bir meydanın olmadığını gördüğümüz için Karaköprü'ye bir meydan alanı inşa etme projesiyle karşılarına çıktık. Bizim meydanımız var mı? Var. Şu anki meydanımız bizim saat kulemizin yanında. Ama oradaki meydanın yetersiz olduğunu, yanındaki yerlerle birlikte meydanımızı ne yapıyoruz? Genişletiyoruz. 25 bin metrekare alana çıkarıyoruz. Evet. Burada yine kuru havuz içinde olacak. Amfiteyatro alanı olacak ki orada ne olacak? Bizim yaptığımız programlar, kültür ve sanat etkinliklerini biz oradaki amfiteyatrosunda yapacağız. Yürüyüş parkuru olacak. Oradaki işte bizim Karaköprü'deki vatandaşlarımız oradaki yürüyüş parkurundan faydalanacaklar. Sporlarını yerine getirmiş olacak. Görünüyor. Görünüyor. Yeşil alanı olacak kardeşler. Yine Evet. Bunun yanında. Bir konser alanı yapıyoruz orada. Bizim Karaköprü'müzdeki konserleri orada yapacağız. Ve Karaköprü'ye böyle bir meydan gerekiyor. Büyük Gerekiyor ve müthiş bir alan gerekiyor. Resmi etkinliklerin de yapılacağı Karaköprü'müzün devasa, güzel, yakışır bir ne olacak? Meydanı olacak ki ben şimdiden bunun da Karaköprü'müze ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet. Sayın Başkanım, program başında da söylediğimiz bir Karaköprü eğitim kampüsü diyebiliriz. Evet. Hatta da diyelim yani. Özel okullar birçok reklamlarını STEM laboratuvarlarıyla yapıyorlar, kodlamayla yapıyorlar. Ama son zamanlarda Karaköprü Belediyesi ile bu anlamda ön plana çıkmakta STEM merkezi olarak. Bunu da yeni dönemde bilim merkezine dönüştüreceksiniz sanırım. Şöyle, evet ben sana izahatını yapayım. Mehmet Bey şimdi bakın, biz öncelikle Şanlıurfa'nın genç nüfusunu göz önünde bulundurduğumuz zaman bizim gençlerin bir şeyleri daha iyi ve etkili öğrenmenin yolu uygulamalı öğrenmekten geçtiğini en iyi bilenlerden biriyiz. Ve bununla birlikte bizim yeni dönemde geleceğin öncelikle bilimle iç içe olacağını, gelecekte bilimle ilgilenen, bilimle uğraşan nesillerin daha iyi yerlerde olduğunu ve ülkeyi kalkındırmanın yolu da bilim olduğunu gördüğümüz için bizim Karaköprümüzde ilk olarak bir ne yaptık? STEM merkezinden başlayarak yeni dönemde bilim merkezine geçtik. Şimdi STEM merkezi 2017'de ben öncelikle projesini yaptı ve 2018 yılında zaten ekranlarda vardır. Evet. Biz orada Vali Bey'e tanıtımını yaptık. Bizim bu ekranda görünen bilim merkezi. Evet. Tabii bilim merkezi El Battani Bilim Merkezi. Onu söyleyeyim. Ondan sonra sisteme geçeyim o zaman. Ekranda göründü. Evet. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bizim Şanlıurfa'mız ilk İslam Üniversitesi, Harun Üniversitesi ile bilim merkeziydi aslında. Orada çok önemli bir astronomi uzmanı vardı. Sabit Bin Kurra diye. Evet. Ve orada öyle bir bilgi, birikime sahipti ki evet. Şanlıurfa'dan çıkıp Harran'dan çıkıp ta Endülüs Emevilerine kadar gidip orada dersler vermiştir. Ve yine oradaki Harun Üniversitesi'nde yetişen Battani vardır. Yine o da nerede? Astronomi ve öncelikle matematikte çok iyi yerlerde olan. Ve biz bundan dolayı ismini El Battani Bilim Merkezi koyacağız ki burada öğrencilerimiz gelecek uzayı, dünyayı, evet. bilimi uygulamalı ve görsel olarak görüp daha iyi bir şekilde anlamalarını ve orada bilimi daha iyi tanıyıp bilime merak duymalarını sağlayacağız. Asıl mesele bu. Evet. Merak duyacaklar ki daha iyi bir şekilde kendilerini geliştirip o konuya girebilsinler. Ve bu da bir ilk olacaktır orada. Biraz da ben burada ne yaptım? Dedim ki bizim uzayı, dünyayı İslam'la birlikte anlatmanın yolunu ayarlayalım. Hadis-i şeriflerle. Evet. Biraz da farklı bir yoldan ben. Bilim ve İslam. Evet. Ve inşallah öyle olacak ki ne yapacağız orada? Evrenin genişlemesini bilimin resmi anlamda bulduğu tarih 1929'dur. Ama evrenin genişlediği Kur'an-ı Kerim'de vardır. Düşünün. 1500 yıldır biliniyor. Evet. Evren genişliyor diye. Hadis-i şeriftir. Bunlarla birlikte hem orada ne olacak? Dinimizin bilime de verdiği önem ve gerçekten hak din olduğunu da belki orada öğrencilerin dolaşarak, uygulama olarak görmesi de sağlayacak ki o da bizim ayrı bir inşallah evet. güzelliğimiz olacaktır. Ve oradaki bilim merkezimiz inşallah en kısa zamanda Karaköprümüzün hizmetini
konulacak ki bizim Şanlıurfa'daki tüm ilçedeki öğrenciler çevre illerden de bir gelecektir. Olur başkanım. Gelip orayı gezecekler, orayı görecekler. Orayı görmekle birlikte Karaköprü'yü tanıyacaklar. Karaköprü'yü daha da güzelleştirecekler inşallah. Evet. Tabii bilim merkezinden başlayıp STEM merkezine geleyim. STEM merkezi biliyorsunuz yani öğrencilerin uygulamalı öğrenme yeridir ve kodlama atölyesinin olduğu. Evet. Orada da biz onu faaliyete geçirdik. Kıymetli valimizle birlikte oranın ben içerisindeki tüm bilgileri sundum. Çok bir o konuda güzel sonuçlar aldık, olumlu sonuçlar aldık. Ve orada öğrencilerimiz gelip oradaki STEM merkezinden faydalanıp bilimi ve uygulamalı kendi elleriyle yaptığı böyle uygulamayla öğreniyorlar ki o da bize farklı bir güzellik veriyor. Bize farklı bir ne yapıyor? Yaptığımız işte daha fazla böyle zevk almamızı sağlıyor ki ben öncelikle yeni dönemde Kızılay'la yaptığımız bir anlaşma sonucu şu an işte yaklaşık olarak 200 metrekare gibi bir alan üzerine olan bu bilim merkezimiz Kızılay'la yaptığımız anlaşmayla evet. 2000 metrekare kapalı alanı olan bir alana yansıyacak ki ve Şanlıurfa'mızın inşallah en güzel STEM merkezi olacaktır. Evet. Sayın Başkanım tabii bu projeleri siz geçtiğimiz günlerde 2 saat süre zarfı içerisinde anlattınız ama biz var olan süre zarfı içerisinde ne kadar konuşsak konu konuya açacak. Malum süremizin de yavaş yavaş sonuna yaklaşırken ben gündem dışı bir soru sormak istiyorum. Hı-hı. Peki bu kadar yoğun bir tempo içerisinde ailenize zaman ayırabiliyor musunuz? Çocuklara zaman ayırabiliyor musunuz? Ailemize tabii ki zaman ayıramıyoruz o konuda. Evet. Sabah çıkıyoruz, akşam saat 1'lere 2'lere kadar gittiğimizde evde yatmış oluyorlar. Sabah erken çıkıyoruz yine yatmış oluyorlar. Evet. Birçok zaman görmüyoruz. Ama eve gittiğimiz zaman onları böyle yatarken dahi sağlıklı görünce sorun kalmıyor. Ondan dolayı tabii ki onlar bizi hayata bağlayan en önemli unsur, evin meyvesidirdir çocuklar. En son ne zaman kahvaltı yaptınız başkanım? Çocuklarla. Çok zor bir soru sordunuz. Bence aylar olmuş. Aylar olmuş. Aylar olmuştur. O zaman evet. Biz size şöyle bir sürpriz yapalım. Çocuklarımızı sağ olsun ekibimizle beraber sizlere bir sürpriz yaptık. Hatice ve Selim'in saadeti şöyle isterseniz yanınıza alalım gençler. Şöyle buyurun çocuklar. Evet. Hadi gel bakalım. Hatice'yi buraya alalım. Selim gel. Şöyle gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. İyi misiniz? Özlediniz mi babanızı? Peki neler söyleyecek? Başkanım sizin ben duygularınızı almak için. Belki ilk defa şu anda çocuklarınız ekrana çıktınız canlı yayında. Evet, evet. Duygularınızı alabilir miyiz? Öncelikle böyle bir sürpriz yaptınız bize. Vallahi çocuklarımız diyor dünyanın meyvesidir der. Evet. Onlar bizi hayata tutmamızı sağlayan en önemli nedir? Unsurdur, en önemli güzelliktir. Biz ne kadar da çalışsak, ne kadar da yorulsak, eve gittiğimiz zaman, onlarla karşılaştığımız zaman, onların böyle bir tatlı gülümsemesiyle evet. O bütün günün yorgunluğu gider. Evet. Ondan dolayı ben Hatice'yi de Selim'i Sadık'ı çok seviyorum. Öyle mi? Onlar da sizleri seviyorlar. Peki Hatice okulda dersler nasıl bu arada? İyi. Evde ödevler yapılıyor. Evet. Peki babayla ödevler yapılıyor mu? Kontrol ediyor musunuz beraber? Zaman ayırabiliyor musunuz? Sayın Başkanım zaman ayıramıyoruz. Ya, ifade ettim. Evet. Dedim ki beni görmüyorlar zaten evet. Yani şimdi. Ama anneleri onlarla ilgileniyor. Evet. O konuda inşallah çok başarılı olacaklar. Öyle değil mi Selim mi? He? Bak kafasını sallıyor. Evet, evet diyor. İtiraz etmiyor. İnşallah olacak. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel kızları sürpriz yapıp buraya getirdiğiniz için. Hiç yanınızdan için. Ayrılmasınlar başkanım. Siz öyle mi? Kapanışı böyle yapalım. Tamam. Ekranları başında tamam. İzleyen izleyicilerimize tamam. Kalın neler söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle tabii süremiz çok dar olmasından evet. Kaynaklı. Biz Karaköprü'müze kazandıracağımız taşhanımız var. Karaköprü'müze kazandıracağımız tasavvuf müzemiz var. Karaköprü'müze kazandıracağımız yerel basın ve iletişim müzemiz var. Karaköprü'müze kazandıracağımız orman okulumuz var. Karaköprü'müze kazandıracağımız masal parkımız var çocuklar için. Hatice'miz istiyordu değil mi Hatice? Evet. O da istiyordu. Karaköprü'ye kazandıracağımız sanat sokağımız var. Yine öncelikle maddi durumu yerinde olmayanlar için bir halk eczanesi olacak. Yine engelli vatandaşlarımız için bir de Karaköprü'de bir ilk olacak engelsiz parkımız var. 5000 metrekare alan üzerine. Evet. Öğrencilerimiz için macera parkurumuz var. Öncelikle orta yaş emekliler için diyelim hobi evleri olacak. Boş zamanlarını değerlendirmeleri için. Okuma evlerimiz olacak. Karaköprü'müzde kütüphanemiz olacak. Yani şunu söyleyeyim kısacası. Biz Karaköprü'müzde her kesime hitap edecek projelerle onların karşılarına çıkıyoruz. Bizler yaparız. Evet.
Çok konuşmaya gerek yok. 3,5 yılda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz 3,5 yılda yaptıklarımızın meyvesini tekrar aday gösterilmekle aldık. Bundan dolayı ben şunu söylüyorum. Allah'ın izni ve inayetiyle Karaköprü bize emanettir. Biz de Karaköprümüze emanetiz. Biz Karaköprümüzü çok seviyoruz. Biz Şanlıurfa'mızı çok seviyoruz. Karaköprümüze çok değer veriyoruz. Karaköprümüze çok önem veriyoruz. Karaköprümüzün Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz. Ve bu doğrultuda mücadele edip koşturuyoruz. Karaköprüyü marka şehir yapacağız inşallah. Ben Karaköprü'den, Karaköprülerden şunu bekliyorum. Allah'ın izni ve inayetiyle bize inansınlar, bize güvensinler. Biz onlara güveniyoruz. Karaköprü bana emanettir. Ben tüm Karaköprümüze emanetim diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım çok teşekkürler. Çocuklara da hayırlı ömürler diliyoruz. Sağlık sıhhat diliyoruz. Derslerinize başarılar gençler. Kendinize çok iyi bakın. Başkanım çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyenler, ayrıntılar programının sonuna geldik. Canlı yayın konumuz Karaköprü Belediye Başkanı Sayın Metin Baydeli ve çocukları bizlerle birlikte oldu. Tekrardan görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.